Adım Yunus Emre Kılıç, Şanlıurfalıyım. Aynı zamanda Şanlıurfa Gürek Çoban Köpekleri Dernek Başkanıyım. Derneğimizi kurmamızdaki amaç Şanlıurfa'mıza has olan Gürek köpeklerini tüm dünyaya tanıtabilmek, bunun üretimini yapabilmektir. Ya bu hayvan sevgisi biz küçükten beri bu köpeğe zaten meraklıydık. Biz küçükken mesela ben ilk okula giderken kendi besleme çantama köpeklere ekmek koyardım. İşte bizim mahallede o zaman sokak köpekleri vardı küçükken. Yani onlara falan yemeklerini falan verirdim. Hep onlara karşı bir sevgim vardı yani köpeklere karşı. Peki böyle anlatmak istediğiniz bir hikayeniz var mı? Hani böyle... Şimdi ben küçükken hep mesela benim amcalarım, dayılarım hep sürü çobanlardır. Yani koyun sahipleridir. Sürüye giderler dağa. Ben hep kendileriyle sırf köpeklerle işte dolaşabilmek için, köpekleri görmek için işte eşek sırtında koyunlara giderdim. Hani sürüye falan giderdim. Sırf işte köpekleri göreyim işte nasıl olur, nasıl olmaz. Yani hep böyle bir merak içindeydim. Hani hep böyle köpek sevgimden dolayı yani çok yere gitmişimdir yani. Dağa, ovaya, taşa yani. Sırf böyle görmek için her zaman peşlerinden giderdim yani küçükten beri. Peki bu köpeklerle ilgili unutamadığınız bir anınız oldu mu yani? Vallahi küçükken bir yere bizim köpeğimiz, benim daha doğrusu dayımın köpeği, biz küçükken biz hani onların köpeklerdi. Yani biz merak için giderdik. Yani bizim şahsızlar köpeklerimiz yoktu ama biz seviyorduk yani, takip ederdik hep kendilerini. Hatta bazen bize kızarlardı işte, niye arkamdan geliyorsun işte, bizim peşimizi bırak falan işte. Ve bizim köpek merakı var diye biz hep yani korka olsa takip ederdik kendilerini. Yani anımız derken şimdi bir ara ben dayımın köpeği mesela kurt saldırmıştı. Yani biz küçük hani hayal olarak hatırlıyorum da. Yani o zaman köpekler işte bu gürekler kurdu kovalamışlardı. Sürüden def etmişlerdi. Yani uzaklaştırmışlardı. Yani bu benim için unutulmaz bir anıydı. Eğer diyebiliriz. Peki sizi böyle koruma gibi bir oldu mu yani? O köpeklerin böyle bir tehlike anı yaşayıp da bizi koruduğu bir an hiç yaşadınız mı? Bir arada şöyle bir şey oldu. Mesela benim bizim köpeğimiz daha doğrusu biz şey oldu. Mesela benim başka bir yabancı köpek kovalamıştı. O mesela o an o tehlikeyi önlemişti yani. Onunla bir karmaşa içine girip uzaklaştırmıştı oradan. Yani bu köpekler köpeğin genel hepsi çok uysallardır. Yani köpekler sahibine karşı çok sadık hayvanlardır. Her türlü dış etkiden yani dış şiddete karşı korurlar köpekler yani insanları. Peki buradan bu hayvan derken kangal olsun, malaklı olsun, gürek olsun. Evet. Tazı var. Ne söylemek istiyorsun? Daha böyle köpek. Vallahi abi şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bence bu sevginin tarifi yok. Yani bu köpek sevgisinin tarifi yok. Yani çünkü bizim için çok değerli hayvanlar. Yani köpek sevmeyen insandan şüphe ederim. Yani köpeğin sevmediği bir insandan şüphe ederim. Çünkü köpekler mesela içgüdüsel olarak çok şey hayvanlardır. Çok nasıl diyeyim? Yani çok hisleri çok kuvvetlidir. Mesela şimdi buradan bir size karşı bir insan yani kötü niyetli olursa köpek bunu anlayabiliyor. Mesela buradan 10 tane insan geçer bizim çiftliğin önünden. Ama bir tanesi geçer ki hayvan ona havlar. Yani ona sanki hani onda bir şey olduğunu gösterir yani. Böyle bunu çok ben denk geldim. Yani köpek var ki hiç adama saldırmaz ama biri var ki biri geçer ona saldırır. Bu da işte köpeklerin çok sadık yani çok hislerinin kuvvetli olduğunu bence gösterir. Bu da benim için her zaman etkileyicidir yani köpekler her insana gitmez ama gittiği insana da boşa gitmez. Yani bir karşıdaki insanın içindeki o kötülüğü anlayabiliyorlar yani. O kadar hisleri kuvvetlidir köpeklerin. Peki buradan izleyici arkadaşlarımıza ufak detay böyle bilgi anlamında, bilgi mahiyetinde veya köpeklerle ilgili bir şey söylemek isterseniz veya başka bir şekilde bir şeyler son metin olarak ne söylemek? Ya vallahi ben köpek beslemeyen adamın çok şey eksiği olur diyorum. Çünkü köpek sevgisi çok farklı bir şey yani. Ben isterim ki herkes kapısında bir köpek beslesin. Bunlar aileden bir yani. Biz bunlara köpek diyoruz ama bunlar gerçekten yani biz burada besliyoruz. En az 10-15 tane köpeğimiz var. Hepsi bizim ailenin bir ferdi gibi. Peki burada videomuzun sonunda bitirme yapalım. Buradan söylemek istediğiniz nedir? Valla burada söylemek istediğim şimdi arkadaşlar izleyecek YouTube'da işte ne diyeyim yani bunlara bizim merakımızdır. Bunları seviyoruz, bakıyoruz, üretimini yapıyoruz. Bir de bu şu an Urfa Gürek köpeğine en güzel örnek ismi Gürek'tir. Adını da arkından alıyor. Bu Gürek köpeğidir. Urfa'mızın has bir yani Gürek köpeğimiz dediğim köpeklere örnektir bu. Bizim işte buradaki amacımız dediğim gibi şimdi zaten siz video falan çektiniz. Orada köpeklerimizin genelde Gürek'tir. Tabii içinde Gürek olmayan köpeklerimiz de var. Yani güreklerin genelde bizim burada en çok gürekler üzerine biz bunun üretimini yapıyoruz. Yani bunların tanıtımı yapıyoruz. Mesela fuarlar olsun. Biz biliyorsunuz Urfa'da falan fuarları falan oluyor. Biz bunları fuara falan götürüyoruz. İnsanların kafasında işte gürek köpeğini nasıl olur, nasıl olmaz. Yani bunların görevi nedir? Hepsini fuarda anlatıyoruz. Yarışmalara falan da gidiyoruz. Tabii bu korona sürecinde yarışmalara falan çoğusu iptal oldu. Ve biz her zaman bunun ırkını devam ettirmeye çalışacağız. Çünkü bu bizim Urfa'mızın bir değeridir. Biz her zaman bunun peşinden gitmeye devam edeceğiz. Yani bizdeki bu sevgi, bu merak olduğu sürece elimizden geldiğince her zaman en iyisini yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Urfa'ya has olan gürek köpeğini anlatmaya çalıştık. Tekrardan tüm herkese hayatında başarılar dileriz.